Orta Doğu'da tansiyon zirvede. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri giderek yaklaşıyor. İran, Suriye ve Irak'taki hedeflerini Zülfikar füzeleriyle vurdu sevgili izleyenler. Erbil'deki Mossad karargahının da yok edildiği açıklandı. Orta Doğu'da tansiyon tırmanıyor. İran, İsrail ve Amerika'ya mesaj verdi. Irak'ta Amerika, Suriye'de DAEŞ üslerine vurdu. Tahran yönetimi sabaha karşı düğmeye bastı. Uzun menzilli Zülfikar füzeleri arka arkaya ateşlendi. Saldırıda Amerika'nın Erbil'deki Ayn el-Esad üssü hedef alındı. İran burada Mossad karargahının vurulduğunu açıkladı. Füzelerin isabet ettiği bölge alevlere teslim oldu. Birçok bina cayır cayır yandı. O anlar kameralara da böyle yansıdı. Saldırının ardından çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi bölgeye akın etti. Enkazda arama kurtarma çalışmaları yapıldı. İran, saldırının intikam için yapıldığını açıkladı. İsrail'in Suriye, Lübnan ve Irak'ta SİHA'larla düzenlediği suikastlere yanıt olduğunu duyurdu. Irak Erbil yönetimi füzelerden 5'inin Kürt iş insanı Peşrev Dizayi'nin evine isabet ettiğini iddia etti. Saldırıda 12 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Saldırı sonrasında Pentagon'dan açıklama geldi. Üslerimiz zarar görmedi denildi. İran'ın ikinci saldırısının adresi ise Suriye'nin İdlib kentiydi. Devrim muhafızları Cebel El Samak'ta Tahril El Şam mevzilerini balistik füzeyle vurduğunu söyledi. İran, Suriye'ye saldırının gerekçesini de açıkladı. Süleymaniye anma törenlerinde DAEŞ'in intihar saldırısına yanıt verdik denildi. 87 sivilin öldüğü saldırıda DAEŞ, Horasan olarak bilinen teröristlere burada eğitim verildiği vurgulandı. Sevgili izleyenler, seçimlere kaldı 73 gün. 73 gün nedir ki şöyle göz açıp kapayıncaya kadar geçer gider, kendimizi sandığın başında buluruz. Peki ana muhalefette neler yaşanıyor hali hazırda? Onu aktaralım editörlerimiz aracılığıyla. Yılın ilk grup toplantısı gerçekleştirildi CHP kanadında. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminde Pençekilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan 9 Mehmetçik vardı. Terör saldırıları sonrası bir kez daha gündeme gelen ortak bildiriye imza atılması konusuna değindi. Durduğumuz yerdeyiz, tavrımız değişmedi dedi. Ayrıca İyi Parti'ye seslendi. Cuma akşamı 9 eve daha ateş düştü. Yine çıkmışlar, dediler ki bir kez daha kınama yayınlayalım. Biz artık orada yokuz, tavrımız değişmez diye. Pençekilit Harekat Bölgesi'nden gelen 9 şehit haberi sonrası bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ortak bildiri sesi yükseldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminde bu konu vardı. Bir önceki ortak bildiriye imza atmadıklarını hatırlattı, durduğumuz yerdeyiz dedi. Geçen sefer beylerin ezberini bozduk. Biz o gün itiraz ettik. Manşetlerden bildirgemizi görmediler. PKK dediğimiz halde PKK demedi dediler. Meclis başkanı yine bir bildirge kaleme almış. Yine bütün partilere yollamış. CHP imzalamadı. Bu kez Saadet imzalamadı. Bu kez Gelecek imzalamadı. Bu kez Deva imzalamadı. Bu kez Demokrat Parti imzalamadı. Grup toplantısında verdi mesajları da Özgür Özel. İyi Parti'ye çağrı yaptı. Geçmişte birlikte ittifak içinde olduğumuz İyi Parti'nin de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrışarak kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz. Aksi durum hepimizi çok üzüyor. Özel bildiriye imza atılmamasını eleştiren bazı CHP'li vekillere de seslendi. Bazı bizim içimizdeki arkadaşlar, ya keşke ayrılmasaydık. Kardeşim sen durduğun yerde dur. Baba evinde dur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dur. Gör bak nasıl zaman seni yine haklı çıkaracak. Sözü yerel seçimlere getirdi CHP lideri. Milletvekili grubuna seslendi. Size güveniyorum. Gidin ve bu seçimleri kazanın. Cumhuriyet Halk Partisi gerçek gücünü hepsine gösterecek. İyi Parti Zonguldak Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk ile İyi Parti Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zilel Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Genel Başkan Özgür Özel bu iki belediye başkanına baba evine hoş geldiniz diyerek teşekkür etti. Çok üzüntülü bir günde ailemize katıldınız.